الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي هادي له اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَتَّائِبُ مِنَ الزَّنْبِ كَمَنْ لَا زَنَّ لَهُ Selamu Aleyküm. Ey müminler, ey Allah'ın kulları, Allah'a inanınız, Allah'a güveniniz, Allah'ın fiillerine bahane bulmayınız. Mübarek bir cuma gününde, Zilhicce ayında, haç aylarındayız ki haram aylardandır, haç ayıdır. Allah hacca ulaşmak, kurbanlarımızı kesmek nasip etsin. Kısmetse pazar gün Arefe. Arefe gün Arafat'ta olmanın şuuruyla, neşesiyle ve dikkatiyle davranın. Arafat'ta olduğunuzun, Arafat'a çıkmak durumunda olduğunuzun en azından farkında bulunuz. Allah'a itikat sahibi olunuz. Allah'a itikat sahibi olmak demek, Cenab-ı Allah'ın iyi dediğine iyi demek, gösterdiği yolda, gösterdiği şekilde yürümek demektir. Allah'a doğru yürümek demek, kendi aklınca yürümek demek değildir. Benim bildiğime göre, benim aklıma göre, benim kanaatime göre, benim öğrendiğime göre diye başladığın her cümle sana göredir, nefsine göredir, Allah'a göre değildir. Oysa Cenab-ı Allah, İttakullah, benden sakınınız, bana saygı, bana edep gösteriniz, bana edep göstermek için de benim fiillerime ve emirlerime riayet gösteriniz. Peygamberlerine, ehlullah'a itikad ediniz demektir. Allah'a baş kaldırıyorum demenin anlamı yok. Baş kaldırıyorum diyebilecek kimse de yok. Fakat Allah'a iyi diyen, Allah'ın sevdiği kullarına baş kaldırmak demek, Allah'a ve Allah'ın dinine isyan etmek demektir. Biraz önce Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin kitabında okuduk. Derviş ve salih kimselere alayı almak, onlara isyankarane tutum takınmanın Cenab-ı Allah katında ne kadar efendim tehlikeli olduğunu anlattı. Dervişlere suizan beslemek, alayı almak, beğenmemek, küçük görmenin karşılığını Cenab-ı Allah kıyamet gününde nasıl gösterecek? O kimseye, ibadet ehli, İlim ehli kimseye diyecekler ki gel cennete. Tam gireceği sırada kapatacaklar. Ne oldu yahu diyecek. Sen niye araya aldın benim derviş kullarımı? Sen niye küçük gördük? Hadi cehenneme. Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hazretlerinin bize sözü. Onun için dervişlik büyük nimettir bilene. Büyük devlettir giyene. Müthiş bir kıymettir. Kıymetini bilin. Dervişlikten para kazanamadık. Ne kıymeti var demeyin. Dervişlikten itibar kazanırsın. Dervişlikten selamet kazanırsın. Dervişlikten bereket, dervişlikten iman, dervişlikten kuvvet kazanırsın. Senin para dediğin nedir ki? Parayı ne yapacaksın? Borçlarım var. Allah desin borçlarım. Allah'ın kulu değil misin? Allah'ın kuluysan, yani kölesiysen, sahibi olduğun kim varsa sen onun borcunu ödersin. Bizim sahibimiz Allah. Allah bizim borcumuzu öder. Yeter ki Allah'a isyanda borçlanma. Allah'a isyanda borçlanma. Eğer Allah'a isyanda borçlanırsan ne ödesin Allah be? Onun için maalesef bazen böyle şikayetlerde bulunuyorlar arkadaşlar. Dervişlikte para kazanadığım demeyin. Bakın dervişliğin kıymetine. Bir ilim sahibi kimse ilmiyle mağruren bir dervişi alaya alırsa
O derviş nedeniyle o kimseyi cehenneme atıyor Cenab-ı Allah. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin naklettiği bir hadis-i şerif. Daha bundan büyük devlet mi var be? Demek ki bir dervişe itibar etmek, derviş olmak demiyor. Bir dervişe itibar etmek, ikram etmek, izzet etmenin de kıymetine kadar. Benim aklıma göre bu uygun değil. Aklına uygun değilse sana bir şey anlatayım da aklın ne kadar senin onu gör. Benim öğrendiğine göre böyle değil diyorsan bir öğrendiğini göstereyim ben sana. Akıllı temsil eden, efendim, bilgiyi temsil eden peygamber Musa Aleyhisselam'dır. Musa Aleyhisselam bir gün efendim seyahati esnasında bir çeşmenin kenarında suyu içmiş oturmuş. Dinleniyor. Bir de suvari gelmiş yalın kılıç. Keseyi koy, kesesi varmış, altın kesesi. Suyu içmiş, keseyi bırakmış, gitmiş. Arkasından bir çocuk keseyi alıp gidiyor. Hemen arkasından bir yaşlı kimse su içiyor ve dinleniyor su çeşmenin başında. O şey, asker veya suvari, silahşör kimse geri dönüyor. Bir bakıyor ki yaşlı bir kimse, nerede altınlarım benim? Yok, çeşmenin başında onu gördüğü için. Bilmiyor, bilmez diye onu öldürüyor. Musa Aleyhisselam hemen isyanda. Ya Rabbi, benim aklıma göre, benim öğrendiğime göre, benim gördüğüme göre bu ne biçim adalet? Çünkü biliyor ki Allah'ın izni iradesiyle oluyor her şey. Ya Musa, senin aklın benim adaletime anlamaya yetmez. İdrakın dışındadır benim adaletim. Baktığınız zaman şimdi yeryüzünde hep öyle değil mi? Anlatayım da diyor, haddi gibi. O çocuk, altın alıp giden çocuğun, efendim, evini yağmaladı o süvari. Onun için altını aldı gitti o. Allah'ın adaleti geriye aldı gitti. Peki, bu ihtiyar kimsenin ne suçu var? O ihtiyar kimse zamanında çok güçlüydü. Çok güçlüydü. O kimsenin babasını öldürmüştü. Güçlüyken. Vahşiydi. Yamyam gibiydi. Gençliğinde insanlar başlıyor. Yaşlığında bakıyorsun tonton gibi dolaşıyorlar. Kim bilirdi yaşlığında, değil mi? Adalet böyle tecelli etti. Nasıl? Ben göremedim. Göremezsin. Ben anlayamadım. Anlayamazsın. Onun için rabitu. Rabıtanızı sağlam yapın. Cenab-ı Allah'ın fiillerine bizim aklımız yetmez, yetemez. Bir ulu peygamberi bile anlayamadı da Allah'a sordu. Sen Allah'a nasıl soracaksın? Peki içinden de teslim de olamıyorsun. Ya Rabbi, bu kadar masum insan niye ölüyor diyorsun herkes. Hak etmediği halde çalışmayanlar niye zengin, çalışanlar niye böyle derbeat durumda? Bel fıtığı unuttur. İsyan üstüne isyan herkes. Bakınız. Neden? Niçin? İçinde gidiyor. Allah'a neden, niçin diye soruyor herkes. İçinden soruyor, dışından soruyor. Oysa rabıtan tamam olursa senin görüştüğün kalbine onu verir. En azından anlayacak kapasiten yoksa bir sükunet verir. Dur der. Dur. Durarsan. Rabıtada sabredebilirsen. Tam ödemezsen sen bilirsin. Deniz, derya her taraf. Birinden biri gider. Gemiden inme. Rabıta gemisinden inme. Gemiden indiğin an köpek balıkları kapar. Deniz, derya, yüzerim deme. Kolun yorulur. Nuh'un gemisinden inmeyin. Sizden tavsiyem, Allah'ın ilahi adaletine güvenin. Allah'ın ilahi hikmetlerine efendim itikad edin. Anlayamıyorsanız da hikmetinden sual olunmaz ya Rabbi deyin anlayamadığınızı. Eyvallah, amennâ ve saddakna, inandık ve tasdik ettik deyin ve gerisine merak etmeyin. Allah size öğretinceye kadar. Allah cumanızı mübarek etsin, kalbimizi imanla doldursun, bereket versin, selamet versin. Dostlarından eylesin, dostlarıyla birlikte halk eylesin. Mehdi Aleyhisselam'a ulaştırsın, İsa Aleyhisselam'a kavuştursun, Deccal'in saltanatını,
şeytanın efendim şeytanın düzenini bozmak, saltanatını yıkmak nasip etsin inşallah. Şeyhimize bol rahmet olsun. Ela inna sana kelam Mevla'nın nizam. Ve izâ gura'el gura'anı festemû lehu ansıtûn allekum turhamûn. Evvallah. İnne d-dîne indallâhi l-islâm.